Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Uzun bir aradan sonra tekrardan bizleri sizlerle buluşturan Allahü Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Ve onun bizlere hakla batılı ayırması ve öğretmesi için gönderdiği efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de salat ve selam olsun. Ramazan öncesinde okuduğumuz Kuduri kitabının hac bahsine gelmiştik ve hatırladığım kadarıyla da Müzdelife vakfesi bölümünde kalmıştık ve nasip olursa bugün itibarıyla da de buradan dersimize devam etmeye gayret edeceğiz. Kısaca geçmişi hatırlayacak olursak, e, hacın yapılışından bahsediyor idik. Kişi hac niyetiyle mikat mahalline geldiğinde ihrama girer, ihrama niyet eder dedik hac aylarında. Ve bu insan ilk Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde tabi arada tekbirlerde bulunması, tehlillerde bulunması, telbiyelerde bulunması bunlardan o dönem itibariyle dersimizde uzunca bahsetmiştik. Kabe-i Muazzama'ya geldiğinde ilk yapması gereken bu kimsenin kudüm tavafı ki bu sünnet olan bir tavaftır. Tahiyye manasında, mescidi selamlama manasındadır. Bu tavafını yapar, ve bu tavafın akabinde de haccın sayını takdim etme noktasında. Çünkü bayram günü ziyaret tavafının akabinde yapılması gereken e, haccın sayında ciddi anlamda bir izdiham olma ihtimalinden dolayı genel itibariyle hacılar bunu takdim eder ve o kimse de hazır e, bir tavaf yapmıştır çünkü tavaf yapılmadan önce sayin yapılması mümkün değildir e, bu da e, bu tavafın akabinde haccın sayini yapar dedik ve e, bu zaman zarfında yani terviye günü ki bayramı 10. gün olarak hesap edecek olursak Şevval'in 8. gününe kadar Mekke mükerremede harem haremi Şerif'te ibadetle, zikirle, fikirle, tavafla meşgul olacağını ifade etmiş söylemiştik. Ta ki 8. gün gelinceye kadar aslında 7. günde hac emiri, hac imamı ki hac imamından kast edilenin kim olduğunu yine geçmiş derslerimizde defalarca üzerinde durmuştuk. Bu kimse bir hutbe irade eder ve bu hutbede yarın yani terviye günü ayın 8'inde Şevval-i Şerif'in 8'inde Mine'ye çıkılacağı ve Mine'de neler yapılacağı, kaç vakit namaz kılınacağı ve oradan sonra Arafat'a gideceği ve Arafat'ta neler yapılacağını kısmen insanlara bilgilendirme mahiyetinde hutbe okuyacağını söylemiştik. Ve 8. gün olduğunda yani terviye günü olduğunda sabah namazını kişiler, hacılar, ihramlı olan kişiler harem-i şerifte sabah namazını kıldığında mineye doğru hareket ederler dedik ki bu sünnettir yani 8. gün Mine'ye çıkmak sünnettir. Maalesef bazı insanlar, bazı kafileler bu noktada izdiham olmama gibi bir takım gerekçeleri ileri sürerek o gün Arafat'a çıkıyorlar ki bu doğru bir şey değildir. Hatta efendi hazretlerimizin ki Rabbim şefaatine cümlemizin nail eylesin bir sohbetinde dinlemiştim. Bunu şuna benzetiyordu bir nazir olarak bir benzer olarak bir misafir davet ediyorsunuz ve misafir ediyorsunuz ki falan günü falan saatte sizi evime bekliyorum diyorsunuz. Ancak o gün gelmeden önce bir bakıyorsunuz ki misafirler kapıyı çalmış ve geliyorlar. Nasıl karşılarsınız elbette hoşnut olmazsınız ki burada belki bizim hoşnut olmamamız hazırsızlık kaynaklı olabilir. Ancak Allahü Teala Hazretleri bizleri arefe gün yani 9'unda Arafat'ta beklediğinden dolayı onun öncesinde orada bulunmamız bu manada doğru olmadığını efendi hazretlerimiz bize defalarca ifade etmiş ki kitaplarımızda da bu da meşgurdur. O yüzden 8. günü Mine'ye çıkıyoruz ve Mina'da öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını kılıyor. Tabi bu zaman zarfında zikirle, fikirle, sohbetle, hasbiyerle meşgul oluyoruz ve o gece orada konaklıyoruz, yatıyoruz, ertesi gün olduğunda ki ertesi gün Ayın 9 olmuş oluyor yani Arife gün olmuş oluyor. Yine sabah namazını Mina'da kılıyoruz ve böylece Mina'da toplam 5 vakit namaz kılmış oluyoruz. Ve sabah namazını Mina'da kıldıktan sonra Arafat'a doğru yürümeye başlıyoruz kafilemizle beraber. Arafat'a geldiğimizde daha henüz öğle vakti girmemiş olduğundan öğle vaktine kadar şahsi ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. İşte yememizdi, içmemizdi, nerede konaklayacaksak, çadırlarımız nerededir, işte abdest ihtiyacımız. Hatta hatta eğer imkanımız varsa boy abdesti alınması ki bunun sünnet olduğundan bahsedilmişti. Bunlar yapılır ve şahsi ihtiyaçlar görülür ve öğle vakti geldiğinde öğle namazını kılmak üzere imamın arkasında toplanır bir ezan okunur ve böylece öğle namazının ilk sünneti kılınır ve akabinde kamet getirilerek öğle namazının farzı ve sonrasında da ikindi namazını cem'i takdim etmek suretiyle öğle ile ikindi namazını öğle vaktinde kılmış oluyoruz ve sonrasında güneş batana kadar yani akşam namazına az bir zaman kalıncaya kadar da zikirle, fikirle, vakfeyle meşgul olunuyor işte Arafat'ta neler yapılmalıdır? Nasıl durulmalıdır? Cebeli Rahmen'in yanına gidilmesi, oradaki işte hac emiriyle beraber nasıl dua edilmesi bunu geçmiş derslerimizde konuşmuştuk. Ve bu şekilde Arafat'ta Arafın Arife günü yani 9. günü güneş batmasına az bir zaman dilimi kalıncaya kadar vakfemizi yaptıktan sonra Müzdelife'ye doğru yani güneş battığında Arafat'ı terk etmiş oluyoruz ve Müzdelife'ye doğru yola koyuluyoruz tabi Müzdelife vakfesi için yani bayramın birinci günü sabahı Müzdelife vakfesi yapacağız ancak an itibarla daha henüz vakfe zamanı değil orada hacılar Müzdelife'ye doğru hareket ederken yolda akşam vakti geçmiş olacak ama kişiler akşam namazını kılmayacaklardır çünkü burada da bir cev'i tehirden bahsedilecek yani akşam namazıyla yatsı namazını yatsı namazı vaktinde kılma durumu söz konusu olacak. Hattı altında bu cem-i tehir bir nevi vacip konumundadır. Çünkü e, yolda akşam namazını kılmış olursak da tekrardan müzdelifede bir daha bunun iadesinden bahsediliyor ki bunu da geçen derste bahsetmiştik bu şekilde Müzdelife'ye varıldığında Müzdelife'de yassı vakti de girmiş olacağından dolayı akşamla yassı namazını cem-i tehir suretiyle yani yassı vaktinde her iki namazının farzını kılarız ve işte taş toplamaydı, şahsi ihtiyaçlardı, konaklayacağımız yerdi. Bu gibi ihtiyacımızı giderecek şekilde konaklayacağımız yere çekiliriz Müzdelife'de. Takin ne zamana kadar? Ertesi gün, yani bayramın birinci günü, bugün oluncaya kadar. Şimdilik nasip olursa oradan itibaren kaldığımız yerden devam edelim. Feyda Talaa El Hatırladığım kadarıyla burada kaldığımızdan dolayı konuyu buraya kadar getirmiş olduk. Fecir doğduğunda, yani imsak kestiğinde, diğer bir ifadeyle sabah namazının vakti girdiğinde. Hangi gün? Bayram sabahından bahsediyoruz ki artık bayram namazından bahsedemiyoruz. Çünkü hacılar için bayram namazı yoktur. Salla el imamu bin nasi el fecre. Hac imamı, hac emiri, hac için tayin edilmiş hoca efendi veya günümüzde işte kafile hocaları diyelim biz bu kişilere. Bunlar insanlara sabah namazını kıldırır ancak hangi vakitte kıldıracaktır? Bir Galasin galas vaktinde. Yeah. <laughs> you E, hatırlayacak olursanız çok e, önceleri yani namaz bahislerini okurken yine bu kitapta e, sabah namazının vaktinden bahsetmiştik ve bu sabah namazının vaktinde müstahap olan vakitlerden bahsettik. Yani hangi vakitte sabah namazını kılmamız gerekir? İlk vakti mi, orta vakit mi, son vakti mi? Bu noktada Hanefi mezhebi ile Şafi mezhebi arasındaki görüş farklılığı faziletle alakalı. Hatta İmam Tahavi Rahimullah'ın iki görüş cemede bilma adına farklı bir mütalası olduğunu da o dönem itibariyle sizlerle paylaşmıştık. Hatırlayacak olursanız Hanefi mezhebine göre sabah namazında evla olan vakit son vakittir. Yani ne demek son vakit? Öyle bir vakit kala sabah namazına durmamız gerekir ki namazı bitirdikten sonra faraza abdestimizin olmadığını anlayacak olsak tekrardan abdest alıp setre avret yapıp ve sünnet üzere farz namazı kılacak kadar bir zaman dilimi kalması gerekir. Bu zamana kadar sabah namazını geciktirmek erkekler için müstahap olduğunu o dönemi itibariyle ifade etmiştik. Tabi bayanlar müstesna çünkü bayanlar için az olan setir olduğundan dolayı evinin en ücra köşesinde ilk vaktinde yani alacakaranlık karanlık hakim olduğu zamanda da kılması bayanlar için daha faziletli olacaktır. Yine bunu o zaman için beyan etmiştik. Ancak Hanefi mezhebinde sabah namazını son vakinde kılmak her ne kadar müstahap olsa da sünnet olsa da e, hacılar için müzdelifedeki durum tam tersi olacaktır. Bunun için Musannif Rahimullah da burada diyor ki sabah namazını Müzdelife'de galas vaktinde kılarlar. Galas vakti ilk vakittir. Yani alaca karanlığın hakim olduğu bir vakit. İmsağın kestiği ilk vakittir. Bu zaman zarfında kılarlar. Çünkü buradaki gaye vakfe zamanı başlayacak ve vakfe zamanını uzatabilmektir. Çünkü vakfe namazın kıldıktan sonra başlayacağından dolayı. Bu konuda da mezheplerin ittifakı vardır. Normalde sabah namazı Namazını hangi vakitte kılma noktasında, fazilet noktasında farklı görüşler olunsa da Müzdelife sabahında hacılar için bu konuda ittifak var. Herkese göre galas vaktinde yani ilk vakitte, ilk alaca karanlık zamanında sabah namazını kıldırır. simme vakfe sonra da vakfeye başlarlar, duada bulunurlar ki bu Müzdelife vakfesidir ve vacip olan vakfedir. Ve bu vakfe Hanefi mezhebine göre bu zaman zarfında yapılmalıdır. Ve bu zaman zarfında yapılmayacak olursa vakfe terk edilmiş olur. Ve böylece haccın bir vacibi terk edildiğinden dolayı bu kimseye hem ceza gerekecek, ceza kurbanı gerekecek hem de bunu kasıtlı yapmışsa bir de tövbe istiğfarda bulunması gerekir. Yine maalesef günümüzde izdahamı vesile göstererek veya işte bunu gerekçe yaparak ve vakfesini farklı mezhepleri taklit etmek suretiyle geceden yapılanları veya işte oradan sadece otobüsle geçirilerek e, Mekke'ye varma meselelerinden bahsediliyor. Bunlar uygun değildir. Sünnete uygun olan o ki ömrümüzde bir kere bu hac ibadetini yapacaksak Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam nasıl yapmışsa ve onun e, ameliyesinden müştehit imam nasıl bir hac yapılmasının gerekliliğini bizlere izah etmişse burada farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleriyle ve müstahap ve edepleriyle bunlara riayet ederek yapmak gerekecektir. Burada da e, ilk vaktinde namazı kıldıktan sonra vakfeye başlanılacaktır ki e, vakfe zamanı fecrin doğumundan tulu şemse kadar olan zaman dilimidir. Yani tulu fecir ile tulu şems arası olan vakittir. Hatta bu zaman zarfında velevlah zaten yani bir amirlik bile kişi yok müzerife de bulunacak olsa vacip olan vakfesini yerine getirmiş olur. Tıpkı Arafat vakfesinde olduğu gibi. Yani bu zamanın tamamını orada bulunma mecburiyeti yoktur. Arafat'ta da bulunma mecburiyetinin olmadığı gibi farzın düşmesi noktasında. Burada da aynıdır. burada bekler. Ve ve kafe enna insanlar İnsanlar o hac emiriyle beraber ya da kafile imamlarıyla beraber vakfeye dururlar. Feda'a ve dua ederler tekbir getirirler, tehlilde bulunurlar, telbiye getirirler bol bir şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okurlar ve böylece o vakitlerini zikir ve fikirle geçirirler, duada bulunurlar ve müzdelife vakfesini ifade edebilmek adına. Yine geniş kaynaklarımızda ifade ediliyor. Arafat vakfası kişinin bütün günahlarını temizler ama kul hakları müstesna. Müzdelife vakfesi ise kişinin e, imkanı olmadığı yani yetişemediği bilmediği kul hakları varsa bunların Mevla Teala Hazretleri'nin üstlenmesine yani bunların bir nevi af olunmasının mahalli olduğundan bahsedilir. Ama bu şu demek değildir yani ben insanların e, haklarına tecavüz etmişim Müzdelife'ye gideyim onlardan kurtul olayım. Bu değil. Siz o hakları ifa etmeye gayret ettiniz ve ödediniz ve bununla beraber ulaşamadığınız ama sizden maddi olarak bir hakkı varsa da onu kendinizden çıkartıp o kişi namına fakir fukaraya vermiş olsanız bile yine de burada bir hak vardır. Ondan helallik almadınız. İşte bu hakların teminat altına alınması, bu haklardan kişinin mesuliyet noktasında tövbe etmesi müzdelife vakfesiyle alakalı olduğundan bahsedilir. Yoksa sen insanların hakkına tecavüz etmişsin, onlardan helallik almamışsın, imkanın olduğu halde müzdelifeye gideyim, müzdelife beni temizlesin. Burada bazı hocalarımızın da ifade ettiği gibi böyle bir durumda bizi müzdelife dahi paklamayacaktır ki Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Vel müzdelife tövbe. peki müzdelife neresidir? Kullaha mevkifun tamamı vakfe alanıdır. İlla batna muhassır, batna muhassır denilen bir vadi. Bu da Mine ile müzdelif arasında olan bir vadi. Gerçi günümüzde e, buralarda levhalar vardır. Yani müzdelifenin başladığı ve müzdelifenin nihayete erdiği yer şeklinde levhalar vardır. İşte bu Arapça olarak, Türkçe olarak, Ürdücü olarak farklı lisanlarla yazılmıştır artı her bir ülkenin nerede durması gerektiği onlar için ayrılmış olduğu çadırlar da beyan edilmiştir. Zaten oradaki görevleri dinleyerek bunu yapacak olursak bu gibi bir sıkıntıya düşme imkanımız olmaz. Müzdelife sınırları içinde vakfeye yapar. Peki vakfeyi yaptık. Bundan sonra ne yapacağız? Sümme efalda el imamu ve nasu ma'hu kabla tulu şemsi. Daha henüz güneş doğmadan Hac imamı, kafile imamı ve insanlar hac ameliyesinde bulunan müzderi ve vakfesini yapan insanlar hep beraber artık Mine'ye doğru, yani Cemre akabe diye tabir ettiğimiz ve Cemeratın bulunduğu şeytanların taşlama yerlerinin bulunduğu yere doğru akın etmeye, yürümeye başlarlar. Burada tabi bazı kaynaklarda nuskalarda güneş doğduktan şeklinde ifade ediliyor. Yani de güneş doğduktan sonra miniye doğru hareket ederler. Bu doğru olmadığı şarihler beyan ediyor. Bu nuskalar yanlıştır. Burada güneş doğmadan önce hani bizim sabah namazının son vakti diye tabir ettiğimiz artık o vakite kadar namazın tehkir edilmesinin müstahap olduğu bir zaman dilimi işte o zamana kadar de dururuz ve güneş daha henüz doğmadan yani sabah namazının vakti henüz çıkmadan hep beraber müzerifeyi terk ederiz ve Mine'ye doğru hareket edilir. Hatta yetü Mine, Mine'ye gelirler. Tabi Mine'ye geldikleri zaman Mine iki yerden müteşekkil. Bir çadırların bulunduğu. Yani terviye gününde, 8. gününde gidip de konakladığımız bir alan vardır. Bu çadırların bulunduğu bir alandır. Bir de cemaratın yani şeytanların taşlama alanının bulunduğu yer vardır. Bizim bu 8. günü gittiğimiz yer Mina'nın çadırlarının bulunduğu yer, konaklayacağımız yerdir. 10. günü Müzdelife Vakfesi'nden sonra gideceğimiz yer ise Mina'da çadırların bulunduğu yer değil, cemeratın yani taşlama ameliyesini icra edeceğimiz yerin bulunduğu yere doğru hareket ederiz. Mina'ya geliriz ve Mina'ya geldiğimiz zaman malumunuz burada üç ayrı şeytan Cemreden bahsedilir. İşte küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan. Bunun tabi tarihi olarak baktığımız zaman Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in bir imtihanı verirlerken şeytanla olan diyalogların bir nevi sembolizesidir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o noktaları bize beyan etmiş, bildirmiştir ve orada da bizler o ruhu yaşarcasına çünkü bunun bir matematiği yoktur. O ruhu yaşarcasına şeytanın bahsedilen noktada taşlama ameliyesinde bulunuruz. Peki mineye geldik. Nereye gitmemiz gerekir? Feytediu bir cemretil akabe. Bayramın ilk günü taşlanacak olan cemre büyük cemredir. Cemre-i akabedir. Yani büyük şeytinde tabir ediliyor. Feyermiha min batnil vadi şimdi o cemerata baktığımız zaman bu cemerat sırası itibarıyla işte Mina tarafından büyük ufak şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan şeklinde sıralanmıştır ve bunlar sırayla taşlama yapılır ancak bayramın birinci günü bu sıralamada sadece cemre-i yani büyük şeytan taşlanır ve diğer şeytanların taşlama yerinden biraz daha farklı olur ki oraya giderseniz şu andaki zaten idarecilerin orada yapmış olduğu belli yerler vardır yani taşlamanın nasıl yapılacağı duvarlar vardır hatta katlı bir şekilde yapılmıştır ee, ilk önceleri tek birinci zemin katından bu yapılırken daha sonra da hüccacın fazlalaşmasından dolayı orada katlı bir şekilde hatırladığım kadarıyla üç kat şeklinde bir taşlamadan bahsedilebilir buraya gelir ve burada feyermiha min batnil vadi vadinin ortasından beri tabi şu anda orada bir vadi görme imkanımız yok tamamıyla bir yapıtlardan ibarettir ama buradaki kastedilen edilen e, Mekke-i Mükerreme'yi sol tarafımız alacağız Mine'yi e, Mine de sağ tarafımız alacağız ve bu şekilde o cemreye e, bisebe hasayatin 7 tane taş de topladığımız e, çakıl taşları misali taşları oradan 7 tanesini atarız mis tahsar işte khaffi taş atarcasına çakıl taşları büyüklüğündeki o taşları orada gerekli bir şekilde uslubuna uygun bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyerek zaten söylüyorum. Ve yükebiru ma hasatin her atmada, her taşlamada tekbiri getirmek suretiyle orada taşlama ameliyesini de bulunuruz. Burada işte uzaklık ne kadar olmalıdır? Üç zira miktarı olması yeterlidir. Zaten orada bir duvar vardır. o duvarın iç tarafına düşürmeye gayret edilir. burada işte bazen insanları görürüz. E, hani ne diyelim galyana geliyorlar. Sadece taş atmakla iktifa etmeyip elindekilerinin işte şemsiyesini atan, ayakkabısını terliğini atan bunlar doğru ameliyeler değildir. Çünkü biz burada uygulamamız gereken şer şerifçe ne denmişse onu yaparsak şeytana zarar veririz. Yoksa nefsani harekette bulunursak şeytana zarar vermeyiz. Yani oradaki duvarı yıksak şeytan bundan rahatsız olmaz. Bu şeytanla alakalı değil. Burada bize uyarlanan, bizden istenilen neyse onu yapmamız ki bu şeytanı rahatsız edecektir. Niye? Çünkü Allah'ın emrine imtisar etmiş oluruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisine uymuş oluruz. Bu ise şeytanı en fazla rahatsız edecek, en fazla huzursuz edecek ameliyedendir. Dolayısıyla burada uygun bir şekilde taşlama işlemini oradaki görevlerin bize anlattığı şekliyle yaparız. Yedi tane taş atarız ve yükepru makul lahasatin ve her taşlamayla da e, her taşlamayla da tekbir getiririz. bir e, tesbihte de bulunabiliriz. Bu daha olabilir veya zikirde de bulunabilir. Bu taşlamanın adabındandır. Wala yakifu indaha taşlamamız bittiğinde yani yedi tane taşı attığımızda orada durmayız. Burada bir önemli bir mesele daha var. 7 taşı elimize avucumuza alarak bir kere de atacak olursak bu bir taşlama olarak kabul edilir. Yani burada 7 ayrı bir ameliyede bulunmamız gerekir. Onun atış şekliyle alakalı işte elimizde atmak veya biraz omuzu hizasından atmak şeklinde artık kişiler kendi imkanları doğrultusunda o bahsedilen alana düşürmek kaydıyla taşlama işleminde bulunurlar. Evet. وَيَقْدُوا telbiyete ma اَوَّلِ hassatin. Şimdi bahsettiğimiz gece hacı ifrat yapıyor idi. Hacı ifrat yapan kimsenin üzerinde bir ihram vardır ve bu ihramı tamikat mahallinde girmiştir. Ve o zamandan bu zamana kadar da her vakit buldukça yani yüksek bir yere çıktığında veya bir vadeye indiğinde veya bir kafileyle karşılaştığında bolca telbiyede bulunacağından bahsetmiştik ve telbiyeyi kesmez. Ta ki ne zamana kesmez? İşte bayramın birinci günü Cemre'ye Akabe diye tabir ettiğimiz büyük şeytana ilk taşı atıncaya kadar. Bu hacda böyledir. Ümrede böyle değil. Ümrede Beytullah'ı ilk müşahede edip tavafa başlama anına kadar devam eder. Tavafa başladığı an ise telbiyeyi kesecektir. Ümre ameliyesinde. Ama hacı ifratta ise bu böyle olmayacak. Hacı ifratta ihram üzerinde hala devam ettiğinden dolayı ta ki Cemre'yi akabe büyük şeytanı görüp ona taşlamaya başlayıncaya kadar telbiye getirmeye devam eder. Ve taşlamaya başladığında da telbiyi keser. Sonra ne yapar? Simmeet in ahabbe. Sonrasında hac kurbanı keser dilerse. Şimdi dilerse ifadesi kullanıyor çünkü bizim burada bahsettiğimiz kişi hacci ifrat yapan kimse. Malumunuz üç türlü hacdan bahsediliyor. Hacri ifrat vardır, hacri temettü vardır, bir de hacci kıran vardır. Hacci temettü ve hacci kıranda hem ümre hem de hac ameliyesini bir arada bulundurma vardır. Aralarındaki fark arada bir tahlil yani ihramdan çıkma işleminin olması, iki ayrı niyetin bulunması bu temettüde kıranda ise bir anda hem hac hem ümre ihramını cem edilmesi ve aradan ihramdan çıkılmaması. Bunu daha ileriki ders daha fazla detaylandıracağız. Bu iki hacda hac ameliyesi bittikten sonra kurban kesilmesi vaciptir. Ancak ifrat hacında ise hac ameliyesi bittikten sonra kurban kesilmesi ise sünnettir. Vacip değildir. Yani müstahaptır. O yüzden burada bahsettiğimiz hani simme yezbahu in ahabbe ifadesi bu müfrit olduğundan dolayı yani hacı ifrat yaptığından dolayı dilerse şeklinde tabirinde bir mana veriyoruz. Zira bu o kişi açısından vacip olan bir kurban değil. Ama bu insan eğer temettü haccı yapmış olsaydı ya da kıran haccı yapmış olsaydı bu durumda kurban kesme mecburiyeti olurdu. Bu vacip olan bir kurban. Peki sual edecek olursanız bu kurban normal kurban bayramında kişiye vacip olan kurbanla aynı kurban mıdır? Hayır değildir bu kurban haccın şükrü manasında olan bir kurbandır. Temettü ve kıranda vacip kurbandır. İfratta ise müstahap olan bir kurbandır. Peki bu hacı olan bir kimse normal memleketinde olsaydı kesmesi gereken kurban bayramının kurbanı bir daha kesmesine gerek var mıdır? Bu nokta Hanefi kaynaklarında tartışmalıdır. Ee, yani hacı olan bir kimseye kurban yoktur ifadesi kullanılıyor. Ancak bazıları misafir olduğu için yoktur derken bazıları ise yok o hacı ameliyesinde bulunduğu olduğu için kurban yoktur. buna göre işte mukim ise eğer kurban kesmesine gerek var mıdır yok mudur tartışması ortaya çıkar. Ama Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre hac ameliyesinde bulunan kimsenin bir daha ikinci bir kez kurban ameliyesi yani kurban yani kurban bayramının kurbanını kesmekle bir vücubiyetinden bahsedilmiyor. temettü ve kıran yapıyorsa haccın kurbanı olarak bu kurbanı kesmesi vaciptir. İfrat hacci yapıyorsa da bu kurbanı kesmesi Müstahaptır kesmiş olduğu bu kurban ceza kurbanı mahiyetinde olmadığı için kendisi de yiyebilir eşi dostu da yiyebilir etrafındaki kişileri de bundan yedirmesinde bir mani olmaz. O zaman şeytanı taşladık, kurbanı kestik, sema yahluku sonra tıraş olarak ihramdan çıkar. Ev yu Burada tabi bir sıralama vardır. Önce taşlama ameliyesinde bulunuyor, sonrasında kurban ameliyesinde bulunuyor ve sonrasında tıraş olmak suretiyle de ihramdan çıkma durumu söz konusudur. tabi bu sıralamaya riayet edilmesi Hanefi mezhebine göre vaciptir. Tercih edilen görüşe göre İmam Ebu Hanife rahimeullah görüşü. i̇mam buradaki tertibe riayet edilmesinin vacip sünnet olduğundan bahsedilir ki bunun da bazı fıkhi semereleri ortaya çıkacaktır. Sadece bu kurban vacip bir kurban olmadığı için ifrattan bahsediyoruz. Kişi tertipte bunu aşabilir. Yani ne demektir? Büyük şeytanı taşladığı an hemen tıraş olmak suretiyle de ihramdan çıkma imkanı vardır. Peki nasıl ihramdan çıkacak? Yani tıraşında iki durum vardır. Ya tahlik yani komple başını usturaya vurması, ev yukasuru veyahut da taksir yani kısaltması. Kısaltma dediğimiz zaman miktarı unmule dedikleri parmak boğum miktarı yani bir boğum miktarı en azı olarak Saçlardan kısaltılması gerekir. Burada tabii gerek halk olsun gerek taksir olsun en az saçın dörtte bir yani başın dörtte bir miktarından yapılması vaciptir. Aksi takdirde kişi ihramdan çıkmış olmaz. Tabi sadece dörtte birle iktifa etmek yani başımızın dörtte birini usturaya vurmamız ya da başımızın dörtte birini taksir etmemiz saçımızın bir kısmını kesip bir kısmını kesmemek olduğu için evet belki ihramdan çıkmamız için yeterli olsa da farklı bir teşbih olacağı için bir benzerlik olacağı için İbn-i Humam Rahimullah bunun mekru olduğunu doğru olmadığını vurguluyor. Yani hacdan ihramdan çıkma ameliyesi ayrı bir ameliyat ama yapılan işlemin caiz olup olmaması ayrı bir şeydir. O yüzden eğer e, halk edeceksek de tamamını halk etmemiz lazım Uygulanan budur taksir edeceksek de kısaltacaksak da başımızın tamamından bu taksir ameliyesinde bulunmamız gerekecektir ki vel halku aftalu halk daha faziletlidir. Bununla alakalı hadis-i şerif de vardır. bunu belki daha önceden konuşmuştuk. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allahum erham lil ifadesini buyuruyor. Ya Rabbi am ihram ameliyesini bitirdikten sonra saçını ustura'ya vuranlara yani kökünden kesenlere rahmet eyle. Sahabe-i kiram sual ediyor. Velil mukassirin ya Resulallah kısaltanlara bir şey yok mu diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve ikinci kez yine Allahum merham lil muhallikin ya Rabbi saçını tıraş edenlere usureye vuranlara rahmet eyle sahabe yine velil mukassirin ya Resulullah kısaltanlara hiçbir şey yok mu demesinde Efendimiz ve selam üçüncü kez tekrardan bu dua yenilemesi yani Allahum merham lil muhallikin ya Rabbi tıraş olanlara rahmet eyle dedikten sonra sahabe velil mukassirin ya Resulullah kısaltanlara hiçbir şey yok mu dediğinde Efendimiz velil mukassirin onlara da ya Rabbi rahmet eyle. Buradan dolayı Ehlilim der ki üç rahmet e, haktadır. Yani komple başı tıraş etmektedir. Saçı tıraş etmektedir. Bir rahmet de saçı kısaltmaktadır. Bu kadar malımızdan, mülkümüzden vazgeçip de bu ameliyeyi sergiliyorsak saçımızdan vazgeçmeme doğru bir şey değildir. O yüzden e, gerek hac olsun, gerek ümre olsun ihramdan çıkarken bir sünneti de ihya etmeye gayret etmemiz gerekir. Peki saçımızı tıraş ettikten sonra artık vakat hallele bu kimseye helal olur. İhramdan artık çıkmıştır. Kulu şey, her şey serbesttir. Hani mikat öncesinde niyet ederek kendisine yasak olan bir takım şeyler artık serbest olmuştur. Bir şey müstesna, illen nisa o da kişinin eşiyle beraber olması. Çünkü kişinin eşiyle beraber olma yasaklığının kalkması tavafa bağlı olacaktır ki onu da e, saata baktığımda vaktimizin nihayete erdiğini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki e, haftada oradan itibaren devam etmeye gayret ederiz. E, Rabbim e, burada okuduklarımızı burada anlatılanları bizatihi sahaya giderek yani harem-i şerife giderek orada bunu icra edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. E, makbul bir hac yapabilmeyi yapmış olanların da tekrar tekrar giderek o hac ameliyesinde bulunabilmesini bilmesini, keza ümre ameliyasında bulunabilmesini Rabbim cümlemize nasip eylesin ve bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin ve alihim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين